milyonu var. Yani şöyle söylersek aşağı yukarı bir günde 60'a yakını biri üstüdür. Yani 16-17 araçlardan oluşuyor. Geri kalan kısmının önemli bir kısmı temsil araçlar. Geçen ay kaptanlar kulübünde şoförlerimiz bir oldu. Kaptanlar kulübünde tabii bu faaliyetleri bize çok şey veriyor. Önemsiyoruz onları. Özellikle sürücülerimizin bu konuda şeylerini arttırıyor, dikkatlerini arttırıyor. Orada seçilebilme kabiliyetine ulaşmak için özen gösteriyorlar şeylerine, çalışmalarına. Motivasyonlarını arttırıyor. Bizim bu aslında kaptanlar kulübündeki ikinci ödülümüz biliyorsunuz. Orada bir de cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir ödül aldık biz kaptanlar kulübünde. Türkiye'deki ilk bayan sürücüleri istihdam eden bizim şirketimiz şu anda hazırda. İki tane kaptanımız, bayan kaptanımız hem uzun yol hem şehir içi hem de turizm taşımacılığında hizmetlerine devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Doğrulatmak adına 2 milyar dolar dediniz değil mi? Evet. Bunun gibi herhangi böyle başka bir proje duymadım. Benim bildiğim yok hani. Bu ölçekte bu milyar dolarlarla konuşuldu. Bir olumlu sektör mü yoksa başka bir tam? Bu zaten yani bu ölçekte dünyada da bu kadar büyük ölçekte iş yok. Sadece Suudi Arabistan'a özel bir ulaştırma projesi bu. Suudi Arabistan'daki büyük 5 şehir için planlanıyor. Şu anda Riyad ihalesi yapıldı, bitti. Mekke'yi yaptılar, bitti. Şu anda Cidde ihalesi yapılıyor. Yani iki ihale tamamlandı. Şu anda Cidde var. İki tane daha bir Dammam var. Bir şehir daha olacak galiba. Toplam 5 şehir için böyle bir ulaştırma projesi var. Orada biliyorsunuz bir de metro, işte rail sistemlerle ilgili büyük yatırım hamleleri var. Geçen size sormak istiyorum. Levent Bey'iniz geçen hafta konuştuğumuzda hem 1 Mayıs'a hem 19 Mayıs'a yani 13 günlük kısa tatillerin çok iyi geçtiğini, hareketlilik başladığını, bu anlamda da yatırımlara yöneldiğini ifade etmişti. Siz de yani yılın ikinci yarısını yönelik temsil olarak nasıl bakıyorsunuz? Bu hareketliliğe yönelik, otobüsü satın almaya yönelik seriyi nasıl görüyorsunuz? Geçen sene, bu sene planlarını yaparken 2017'nin 2016'ya göre yaklaşık %15-20 daha pazardan küçüleceğini beklemiştik. Ama pazar beklediğimizden daha fazla küçüldü. Şu anda %30'da yakın küçüldü. Şehirler arasında ise %40'ın üzerinde bir küçülme var. Sizler de zaten bakmışsınız zaten. Dolayısıyla açıkçası şu anda yılın ilk yarısı baktığımızda ise bizim pazar payımız geçen seneye göre 3-4 puan arttı. Yani pazar küçüldü ama biz ekip olarak, temsil olarak müşterilerimizin de güvenini alarak daha fazla satış yaptık bu sene. Yılın ikinci yarısında kapasitemizi birazcık daha zorlama ve artırma ihtiyacı şu anda görüyoruz. Yani daha fazla ürüne kayıp olacak gibi gözüküyor. Yani yılın ikinci yarısı, yılın ilk yarısında tahmin ediyoruz %15-20 daha iyi olacak. Yani daha iyi bir ikinci yarı bekliyoruz. Evet. Ya şu anda zaten işaretlerini aldım ve yani bu ay sonu itibariyle stoklarımız sıfırlandı. Yani ilk defa arkadaşlarla. Mayıs sonunda sıfır stokla geçiyoruz. Yani özellikle küçük araçlarla. Bu anlamda iyi bir gelişme oldu bizim için de. Yılın ikinci yarısı daha fazla üretip daha da satacak gibi. Benim sorum Levent Bey olacak. Zaten bana soru sormayın. 2 milyar dolarlık projenin yanında artık soru sormadı. Ama Semsa'da projenin de yükünü aldı gidiyor. O yüzden sormaya gerek yok. Levent Bey, uluslararası yaptıkları projelerden bir tanesini soracağım. Ne durumda diye. Ukrayna'nın her son kentiyle ilgili bir çalışma vardı. O ne durumda? Orada da bir altyapı ciddi bir aslında bir miktarda bir çalışma olacak. Orada da otobüs kullanımı olacak mı? Yani TEMSA bu konuda çalışma olur mu sizde? Doğru. O da yaklaşık 2-2,5 ay evvel bir ziyaretimiz oldu. Toplu taşıma orada da komple revize etmek istiyorlar toplu taşımayı. Orada da aşağı yukarı 250 araçlı
şekilde yolcu taşımacılığını da kapsayan yine komple bir çözüm istiyorlar. Şu anda istişareler devam ediyor. Biz bu tür projelerde de yine hani açıklamak gerekirse kontratlı ve garantili projeleri tercih ediyoruz. Yoksa Kerson'da biz aslında geldikten hemen sonra işe başlayacaktık. Hemen araçları istediler, getirin, hemen başlayacaklar. Ama belli bir kontrata tabi olmadan da hareket etmek istemiyoruz. Dolayısıyla oradaki görüşmelerimiz devam ediyor.